yapılacağını. Evet. Fakat bakın şunu söyleyeyim. Birçok ülkenin şimdi dışişleri bakanlarının Suriye Dışişleri Bakanı ile görüşmeler yaptığını biliyoruz. İşte evet, New York'ta Çavuşoğlu, Blinken Tunuslu'yla, gibi. Ürdünlü'yle, Mısırlı'yla falan evet. görüştü. Şimdi Suriye belli ki uluslararası camiada kendine bir yer bulmaya tekrardan çalışıyor. Fakat ülkelerin şöyle bir açmazı var, şöyle bir ikilemi var. Suriye'de krizin kalıcı bir şekilde sona ermesini arzu eden ülkeler halkına karşı kimyasal silah kullanmış bir lideri muhatap almanın sıkıntısını yaşıyorlar. Yani şimdi bu da bir gerçek. Bakın şimdi bölgede Türkiye dahil, bakın altını çizerek söylüyorum, Türkiye dahil, Mısır dahil, işte ne bileyim Ürdün dahil, Irak dahil her ülkenin eleştirilecek ve düzeltilmesi gereken yanları vardır, değil mi? Şimdi herhangi bir ülkedeki lidere işte yönetim tarzın fazla otokrat, işte nedir onun adı, özgürlüklere fazla dikkat edilmiyor, hiç dikkat edilmiyor diye eleştiri getirirken halkına karşı kimyasal silah kullanmış bir lidere hiçbir şey olmamış gibi mi davranılacak? Yani ben burada ciddi bir çelişki demeyeyim ama bu beni rahatsız eden bir şey. Yani ama Türkiye'ye tekrar... yapılan eleştirileri kastediyorsunuz değil mi? Hayır. Esat diyor. Bazı ülkelere bazı ülkelere özgürlükler, insan hakları konusunda eleştiriler şey getirirken bakan abi, dedi ya. Şimdi Sayın Büyükelçi şunları ötürü. Ben anlıyorum. Pardon, bu hususa bir açıklama getirebilir miyim? Buyurun. Pardon, İsmail Bey sözünüzü kesmiyorum. Rica ediyorum, buyurun efendim. Şunu söylemek istedim. Gerek Orta Doğu ülkelerinde olsun, gerek başka yani Kafkasya'da olsun, Balkanlar'da olsun, ülkeyi yöneten liderler çeşitli nedenlerle eleştirilebiliyorlar. Ve bu eleştirilerin çoğunda da gerçeklik payı yüksek. Hı hı. Şimdi her lideri eleştirirken halkına karşı kimyasal silah kullanmış bir lideri hiçbir şekilde eleştirmeyip hiçbir şekilde günahı yokmuş gibi yani pure pak bir insanmış gibi muhatap almayı ben doğru bulmuyorum. Kimyasal silah iddiası tartışmalı değil mi size? Evet, evet. Bazı, yani bazı Birleşmiş Milletler bazı raporlarda bu buna yer veriliyor yani. Birden İran'la Rusya karşı çıkıyor konuda, bir taraftan da. Tamam. Yani. Hayır bakın. Yani yok denilemiyor. Orada başka soru yöneltmeyelim, bakın, diğer konumuza geçeceğiz. Hayır, bir soru sormak istiyorum Sayın Büyükelçi. Farklı yorumlara her zaman saygı duyarım. Ama verilere dayanan gerçeklerin ama bu böyle değildi denmesini anlayamıyorum. Bakın şimdi Birleşmiş Milletler'in ve de Kimyasal Silahlar Örgütü'nün raporları var. Yani bu adamlar oraya gittiler, araştırmalar yaptılar, numuneler topladılar. Şahitlerle konuştular. Yani çok ciddi araştırmalar kimyasal yaptılar. Silah var ama kimin attığı belli değil. Belli efendim. Nasıl belli değil? Yani ben size adresinizi verir, raporu göndereyim. Şimdi ben yani bir şey bakın, ekleyebilir miyim? 14 kere benim yanlış hatırlamıyorsam 14 kere rejim kimyasal silah kullandı. IŞİD'de 2 kere kimyasal silah kullandı bu raporlara göre. Yani şimdi o da kullandı, o da kullandı. Böyle değil. Yani burada rejimin kötü yaptığı IŞİD'i veya o diğer radikal grupları düzgün gruplar haline getirmiyordu ben ki. İkisi de insanlık şey suçu. Sayın Büyükelçim ben o raporlar yani evet bu yönde raporlar ve bulgular var. Haklısınız. Yani Esad yönetiminin çeşitli bölgelerde bu kimyasal gaz kullandığı yönde iki somut iddiadan söz edilir. Ben yanlış hatırlamıyorsam. Fakat buna karşı alınacak tavır Türkiye'nin içinde bulunduğu uluslararası örgütler eliyle olmalı diye düşünüyorum. Türkiye komşu ülkede ya da bir başka ülkede jandarmalık rolünü ya da asayişi sağlama rolünü yahut yönetimi belirleme görevini neden üzerine alsın? Şimdi ben sizin kitabınızı dikkatli gözlerle okudum. 2013 yılına kadar yani sizin görev yaptığınız süre en son Büyükelçiliği ve konsolosluğumuzu kapattığınız süre dahil olmak üzere. Gördüğüm kadarıyla 2011'in Mart'ından sonra Hatay'a gelen
eski Suriyeli askerler dahil olmak üzere bütün toplantılar İstanbul'da yapıldı. Geçici Suriye hükümeti toplantıları, sizin de katıldığınız toplantılar burada yapıldı. Suriye'deki rejimin kimler tarafından oluşturulması gerektiği, başbakanın kim olması gerektiği kararı neredeyse İstanbul toplantılarda verildi. Orada rejime karşı, bu unsurlara karşı, devlete karşı savaşan silahlı unsurların bir kısmı ÖSO adı altında maalesef buradaydılar. Şimdi bu tablonun kendisi sizce bugün doğru muydu? Yani bugün baktığınızda o günkü toplantılar, o toplantılara Türkiye'de ev sahipliği yapılması, Suriye'deki Suriye'nin geleceğine Türkiye'den karar verme çabası. Türkiye'nin, siz özellikle şunu yazmışsınız. 2013 yılında Kerry, ya bölgede El-Kaide giderek gücünü arttırıyor, oraya eğilelim denildiğinde bile Türkiye'nin önceliğinin Esad'ı devirmek olduğunu yazmışsınız. Şimdi buradan bakınca bu politika doğru mu Sayın Büyükelçi? Şimdi bakın, ben bu politika doğru mu yanlış mı bunun tartışmasına buradan girmem. Ama şunu söylerim size. Şimdi bu Suriye'de biz 911 kilometrelik sınıra sahip bir ülke olarak bir kere arkamız dönüp beni ilgilendirmez deme lüksüne sahip değildik. Yani bunu demek istesek bile diyemezdik. Bu birincisi. Muhaliflerle ilgili söylediğinize gelince, evet, muhalifler sınırda şülkü olduğu için Türkiye'de bir araya geldiler. Fakat bakın, çok enteresandır hakikaten, bunu da söylemek istiyorum. Mesela muhaliflerin ilk toplantısı Antalya'da yapıldı. İlk toplantılarından biri veya Antalya'da bir toplantı yapıldı. Suriye'den otobüslerle Esad taraftarları Antalya'ya geldi. Onlar da 2 kilometre ötede başka bir otelde alternatif toplantılarını yaptılar. Evet. Ondan sonra biz büyükelçiliği kapatıp buraya geldikten sonra, yani Türkiye'ye döndükten sonra, İstanbul'da bir Suriye'nin dostları toplantısı yapıldı. Suriye'nin dostları toplantısının yapıldığı otelin önüne otobüsler dolusu gene Suriye'den gelen Esad taraftarı geldi. Yani o dönem hakikaten hem muhalifler hem Esad taraftarları buradaydı. Bir kere onu söyleyeyim. İkincisi, bakın bugün Suriye krizinin çözümüyle ilgili en somut organ, yani o da pek çalışamıyor da, yakında 6.sı yapılacakmış, Anayasa Komitesi'dir. Şimdi Anayasa Komitesi kimlerden oluşuyor? Bir tarafta Esad yönetiminden insanlar var, 50 kişi galiba. Bir tarafta muhalifler var. Şimdi muhalif çok, yani muhalifler yok diyemezsiniz. Şimdi muhaliflerin Sayın Büyükelçi, darmadan... özür diliyorum, araya girmek durumundayım. Sözleriniz havada kalsın istemiyorum ama süremizi çok aştık. Bir konumuz daha var. Sedat Ergin de bekliyor. Daha fazla bekletmek istemiyoruz. Son cümlelerinizle toparlayarak noktalayalım lütfen. Olur. Peki şunu söyleyeyim o zaman. Şimdi Türkiye'nin yanında bu savaşın yaşanması hakikaten çok acı oldu. Türkiye genel olarak iyi bir şeyler yapmak istedi ama bazı dönemlerde ve belki belli bir süre sonra popülizme kapılmanın ve ölçüyü kaçırmanın sonuçlarıyla yüzleşiyor şimdi bana sorarsanız. Evet. Yani bunu da hangi aşamada bu böyle oldu? Sedat Ergin çok bekledi. Çok beklettik. Yani hangi aşamadayı sonra da konuşabiliriz ama bu bir gerçek. Şimdi bizim önümüzde Suriye'ye kalıcı barışın gelmesi için yardımcı olmaya ne yardımımız olabilecekse onu yapmamız gerekiyor. Yani Suriye'nin iç işlerine karışmak anlamında değil ama tekrar söylüyorum, Suriye'de kalıcı bir çözüm, son iki cümle, kalıcı bir çözüm isteniyorsa 22-54 içinde bu parametreler var. Bu parametreler temelinde bir çözüme ulaşılabilir. İkincisi de şu anda Şam'daki yönetimle gerekli düzeylerde devletin en iyi bileceği şekilde temasların kurulması normaldir ve bana göre de katkısı olacaktır. Sayın Büyükelçi, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, katkılarınız için. Sağ olun. Teşekkürler, medeni cesaretiniz için. Sağ olun Sayın Büyükelçi. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet.
Sayın Ömer Önhol'la aslında yaklaşık bir saatlik bir yani bir saat aslında derken, biraz saat daha uzun konuşmayı hak ediyordu Sayın Büyükelçin. Çok programı alın orada biraz yorum bence. Çok daha soru var. Böyle uzak kaldı Sayın Büyükelçin. Yakına çağırıp Sayın Şimdi Hürriyet Gazetesi yazarı Sedat Ergin'e dönelim mi hemen, onunla devam edelim. Yine buradan yani bu noktadan olmasa da bu konuyu konuşarak devam ediyoruz perdenin önünün arkasında. Sedat Ergin hoş geldiniz. Öncelikle özür diliyoruz, beklettik biraz. Mevzu derin. Evet, şimdi kısmen dinleyebilmişsinizdir, kulak misafiri olmuşsunuzdur. Eski emekli büyükelçi Sayın Ömer Önhol'la konuşmalarımıza, sohbetimize. Gerçi sonlara doğru artık epey...